Bismillahirrahmanirrahim. Babul kadai bil yemini me'a şahit. Bu bab yemin ile hüküm veriyor bir şahit. Bir şahit bir de yemin. Caiz olur mu olmaz mı? Bütün davalarda iki şahit lazımdır. Bu ulema arasında ihtilaflı. Bazı mezheplerde adamın şahidi bir. Bir de yemin verdirirler. Yemin kime verdirecekler? Yani şahidi getiren adam bir de kendisi yemin edecek. Yemini de bir şahit yerine kayım olacak, iki şahit olacak. Yahut kendisi bir şahit getirmiş, bir de öteki müddea aleyh yemin edecek, böyle hüküm verecek. Bunda ihtilaf var. Bizim Hanefi mezhebinde bu caiz değil. İlla iki şahit şart. İki şahit varsa Fahdun qala haddesena Yahya ibn Abdülhamid el-Himani قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رواية ettiler dedi ki Resulullah Efendimiz قضى باليمين مع الشاهد bir davada bir şahitle beraber bir de yemin bulundu bununla hükmetti şahit bir de yemin yemini kim yaptı? O beyan edilmiyor. Müddai mi yaptı, müddea aleyh mi yaptı? O beyan edilmiyor. Fakat zahirde ki manaya göre müddai yapıyor. Müddai bir şahit getiriyor, bir de yemin ediyor. O da bir şahit yerine kayım oluyor, davayı kazanıyor. Bu böyle rivayet edildi. Şimdi Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi. Bir, bunları iyi belirleyin ki şimdi bunların cevabı gelecek. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn Vehbin, kâle akhbereni Süleyman ibn Bilal. Ben Rabi'at ibn Ebi Abdirrahman Rabi'atul Rey meşhur da şu an Süheyl ibn Ebi Salih an Ebihi an Ebi Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misal. Eyni hadisi şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anh tercüvayet edildi. İki, birinci Abdullah ibn Abbas, ikinci Ebu Hureyre'den. حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله أين أبو هريرة رضي الله عنه başka bir terikle yine rivayet ediliyor. قال عبد العزيز راويlerden عبد العزيز dedi ki Abdülaziz bin Muhammed Rabi'atul Rey'den rivayet eden. Evet. Ve nesiyehu Süheylun. Oraya ya lazım. Süheyl bunu unuttu. Yani rivayet ettikten sonra bunu unutmuş. Kale haddeseni Rabi'atu anni. Kendisine dediler ki sen bu hadisi rivayet etmişsin. Dedi ben unuttum. Rabi'a benden bu hadisi rivayet etmiş. Kendi talebesi kendisine hatırla diyor ki vaktiyle sen bu hadisi rivayet etmiştin unutmuşsan öyleyse ben unutmuşsamsa benim sana itimadım var. O ki sen benden rivayet etmişsen demek ki doğruymuş bu. Kendisi unutmuş. Haddesena Fehdun kâle haddesena Yahya ibn Abdülhamid yani el-Himaniye kâle haddesena Süleyman ibn Bilal ve d-Deraverdiyyu fezekere bi-isnâdihi mislehu. Başka bir senetle yine Hazreti Ebu Hureyre'den bu hadisi rivayet eylediler. Kale Abdülaziz, ravilerden Abdülaziz dedi ki فَلَقِيْتُ سُهَيْلًا ben Süheyl'e tesadüf ettim فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا الْحَدِيسِ bu hadisi sordum ki Rabi'atul Rey senden bu hadisi rivayet etmiş Peygamber Efendimiz. Bir meselede bir şahit ve bir de yeminle hükmetmiş. فَلَمْ يَعْرِفُ ben bu hadisi bilmiyorum dedi. Ve Süheyl ya rivayet etmemiş yahut da rivayet etmiş, unutmuş. Fakat ondan rivayet eden Rabi'atul Rey, Rabi'atul Rey sika, itimat edilir. Ulemadan büyük bir zat. Onun için o ben Süheyl'den rivayet ettim dediğine göre demek Süheyl evvela bu hadisi biliyormuş, sonra unutmuş. Haddesena Behr ibn-i Nasr'in kâle haddesena Abdullah ibn-i Vehbin kâle haddeseni Osman ibn-i Hakem en Züheyr ibn-i Muhammed عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أينم بحديث الشريف بلا زيد بن ثابت رواية ابتلر أصحابتان oldu 3 tat حديث رواية ediyor
حدثنا وهبان بن عثمان قال حدثنا أبو همام قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أن جعفر بن محمد جعفر بن محمد رواية ديول جعفر بن محمد كم؟ جعفر إمام جعفر الصادق محمد ده محمد بن الباقر جعفر بن محمد bunlar جعفر الصادق babası محمد بن الباقر den rivayet ediyor an ebihi babası محمد بن الباقر o da kimden an Cabir ibn Abdullah an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Cabir ibn Abdullah'tı oldu 4 sahabi İbn Abbas Abdullah ibn Abbas 1 Ebu Hüreyre 2 Zeyd ibn Sabit 3 Abdullah ibn Cabir 4 Bu hadisi 4 sahabiden rivayet ediyorlar. Haddesene Fethun kâle haddesene Ebu Nu'im kâle haddesene Süfyan an Cafer an Ebihi. Cafer-i Sadık'tan o da babası Muhammed'in Bakir'den rivayet eyledi. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Halbuki Muhammed'in Bakir Peygamber Efendimiz'i görmedi. Tabiinden. Arada kim var? Abdullah ibn Cabir var. Cabir. Ve lem yezkür Cabiren. Bu rivayette Cabir'i zikreylemedi. Bu hadis oldu mürsel. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an Cafer ibn-i Muhammed en ebihi an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem istedim. Yine bu Cafer-i Sadık'ın rivayet etmiş olduğu bu hadis İmam Malik rivayet ediyor. O da mürsel olarak rivayet ediliyor. Yani sahabe olan Cabir'i arada zikretmiyor. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? اِلَى الْقَضَاءِ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ Bir şahitle beraber bir de yemin ederse hüküm verilir, caizdir. Buna zahid buldurar. Nerede? فِي خَاسٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِي الْاَمْوَالِ Mallarda hususi bazı şeylerde, ümumi değil bu. Mal hususu olacak. Yani hüdud kısmı olmayacak. Mal hususu olursa hususi bazı şeylerde bir şahidinin bir de yemin ederse hüküm verilir diye ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Evet. Fil emvali hasse. Fi hasse minel eşya eşyalardan bazı hususi şeylerde. Fil emvali hasse. O da hasseten mallarda. Ve ihteccu fi zâlike. Bu mesele hakkında da hüccet getirdiler. Bi hadîl eser. Bu eserleri. Bu eserleri getirdiler ki bak işte bu hadislerde var. Abdullah ibn Abbas rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir şahit bir yeminle hükmetti. Abdullah ibn Abbas'tan sonra Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Zeyd ibn Sabit rivayet ediyor. Abdullah ibn Cabir ibn Abdullah rivayet ediyor. 4 sahabeden rivayet var. Resulullah Efendimiz hükmettikten sonra biz de hükmederiz. Yalnız bunlar ne diyorlar? Hükmedilir ama fakat bazı hususi şeylerde bilhassa mal davalarında ümumi değil. Onlar da ümumileştirmedi. Niye? Kur'an-ı Kerim'e muhalif geliyordu onda. Şimdi bu dava Kur'an-ı Kerim'de gelecek ayet-i kerimede iki erkek yahut da bir erkek iki kadın şahit olacak. Ona muhalif olduğunda bunlar dediler ki o kaide ümumiyedir fakat bazı hususi şeylerde de bu da caizdir dediler. Çünkü Resulullah Efendimiz'den rivayet var. Ve halefen fi zalike aherun. Fakat bilemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, sizin bu delilleriniz zayıftır. Bu deliller delil olmadığı gibi bunlarla amel de olmaz. Muhalefet ettiler. Muhalefet edenler bilhassa Hanefiler. Fekalu dediler ki la yecibu en yagdiye fi şeyin minel eşya. Hakim herhangi bir şeyde, eşyalardan herhangi bir şeyde hükmetmek vacip olmaz ona illa bi raculeyni ev raculin ve emraeteyni. İlla iki şahit olur. İki erkek olursa yahut da bir erkek iki kadın olursa bu vakitte kadiye hüküm vermek vaciptir. Davacı getirdi, davasını ispat için iki tane adam iki şahit getirdi. Ya kadi ben hükmetmem diyemez, vaciptir. Yalnız şahitleri teskiye eder. Şahitler yalancı, dalavereci, uydurma şahit değilse, adil, sıkı adamlar ise kadının onların şahadetiyle hükmetmesi vaciptir. وَلَا يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَم۪ينٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَا Eşyalardan herhangi bir dava olursa olsun, bir şahit, bir de yeminle beraber hüküm olunmaz. Peki ya bu hadislere ne cevap verecekler? Hükmü olunmaz dediler. Bak 4 sahabeden rivayet var. قَالُوا
kabul etmeyenler dediler ki اَمَّا مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğunuz hadislere gelince ki مِمَّا ذُكِرَ ف۪يهِ اَنَّهُ قَضَى بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ Yemin ve bir şahitle beraber Peygamber Efendimiz hükmetti dediğiniz bu rivayetlere gelince فَقَدْ دَخَلَهُ الدَّعْفُ Bu hadislere daf dahil oldu. اَلَّذ۪ي öyle daf ki لَا يَقُومُ بِهِ O daf ile beraber kaim olmaz. لَا يَقُومُ بِهِ مَعَهُ حُجَّ لَا يَقُومُ بِهِ O hadisle kaim olmaz. مَعَهُ وَدَعْف ile beraber. Bu rivayet etmiş olduğunuz hadislerde daf var. O daf, o hadisle beraber olduğu müddetçe o hadisle kaim olmaz. Ne kaim olmaz? Hüccetün hüccet. Yani delil olamaz. Sizin bu dört sahabeden rivayet etmiş olduğunuz bu hadislerde usul-i hadis mucebince dafiyet var. Bunları ahadisi daife derler. Ahadisi daife delil olmaz dediler. Peki ispat edeceksin şimdi. Dafiyet nereden geldi? Dört hadis. Bu dört hadise teker teker inceleyecek. Ve emmâ hadisu ne demiş orada? Sayın Efendi? Zema. Ha? Zema demiş. Zema'yı geçmedi ki. Zema nerede geçti? Rebe'i Zema okumuş. Akşam baktım. Mübarek adam. Rebe'i geçiyor. Rebe'i Zema okumuş. Biraz da benzerliği var. Hadiste Rebe'atü Rey var ya, rivayet eden. İşte Rebe'a ve emma hadisu Rebe'ate. Rebe'anın hadisine gelince neden an Süheyl'in Süheyl'den? Süheyl'den rivayet etti sonra. Süheyl'e sordular, ben bu hadisi hatırlamıyorum. Demek ki Rebi'a benden bunu öğrenmiş, ben de unuttum. Öyleyse ben de ondan rivayet ediyorum. Benim rivayet ettiğim o hatırlatıyor. Buna gelince fakat se'alet deraverdi diyor. Deraverdi sordu, Süheyl'e sordu. Anhu bu hadisten. Dedi ki Rebi'a, Rebi'atü Rey senden böyle rivayet ediyor. Süheyl'e sordu. Felem yarifu dedi ki ben böyle bir hadis bilmiyorum. Bak adamdan rivayet etmiş olduğu hadis kendisi bilmiyor. Kendisi bilmediği gibi ne olur? Rebi'a ya sözünde sadıktır yahut da başkasından rivayet etmiş de Süheyl'den zannediyor. İnsan beşer. Olur ki Rebi'a şaşırdı. Hadis zayıf oldu. وَلَوْ كَانِ ذَٰلِكَ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَ Eğer meşhur sünnetlerden, hadislerden olsaydı وَالْاُمُورِ الْمَعْرُوفَ bilinen emirlerden olsaydı ki İki şahit olmazsa bir şahit biriyle yeminle hükmedilir böyle olmuş olsaydı. İzen lema zehebe ileyhi. İzen lema zehebe aleyhi. İzen bu takdirde lema zehebe aleyhi Süheyl'den bu şey unutulmazdı lema zehebe. Zahip olmazdı, gitmezdi aleyhi onun üzerine. Yani onu unutmazdı. Meşhur o. Bir şahidinden bir de yemin etti müdava olur ya bu Süheyl bir böyle madem muhaddisinden böyle bir meşhur bir şey bilsin de ondan sonra unutsun. Bu olmazdı meşhur bir şey. Demek ki sünnet değil. Meşhur bir sünnet olsa unutmazdı. Lema zehebe aleyhi. Yani unutmazdı demek. Ve entüm kad tuda'ifune. Bizim alimler öteki muhaliflere diyorlar ki halbuki siz tad'if edersiniz, zayıf görürsünüz. Minel hadise hadislerden daif sayarsınız. Maşul bir hadisleri ki huve o akva min hadel hadis. Bu hadisten daha kuvvetli olan hadisleri hadisi daif sayarsınız da bu daha zayıf olduğu halde bunu hüccet ediyorsunuz. Bu olmaz. Bi akalle min hadel. Bundan daha az bir zafiyet oldu mu bu hadiste hemen bu hadis daiftir. Onunla hüccet olunmaz diye ileri çıkıyorsunuz. Şimdi halbuki bundaki dafiyet daha fazla olduğu halde bunu hüccet ittihaz ediyorsunuz. Bu olmaz. Şimdi Rebi'a'dan rivayet edilen bu rivayeti böyle çürüttü. Oradaki dafiyet neden geldi? Rebi'a Süheyl bin Salih'ten rivayet ediyor. Süheyl hadisi rivayet ettiğini bilmiyor. Böylece bu hadis daiftir. Bu hüccet olamaz. Bir. Ve emma hadisi Osman ibn el-Hakem an Züheyr ibn Muhammed an Süheyl'in an Ebi an Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'ten rivayet edilen hadise gelince ki Osman ibn Hakem rivayet ediyor. Fe münkerun eyza bu da münkerdir. Hadis münker ki yani hadiste muhalif bir şey var burada. Neymiş o münker muhalif olan şey? Lenne Ebu Salih Süheyl babası Ebu Salih'ten rivayet ediyor.
Bu babası Ebu Salih ise la tu'arefu lehu rivayetun an Zeyd'in. Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet etti ki sabit değil ki. Zeyd ibn-i Sabit sahabeden. Bu Ebu Salih de Süheyl'in babası tabiinden. O ondan rivayet etti ki sabit değil ki. Bu hadis ondan rivayet ediyor. Eğer ondan rivayet etse Zeyd ibn-i Sabit'ten başka rivayetler de var. Bunda başka hadisler de rivayet etmesi lazım. Rivayeti yok. Öyleyse bu hadis münkerdir. Buna zafiyet de buradan geldi. وَلَوْ كَانَ عِنْدَ سُهَيْلٍ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ Eğer Süheyl'in indinde böyle bir rivayet olsaydı مَا اَنْكَرَ عَلَى الدَّرَاوَرْدِيِّ Deraverdi'ye inkar eylemezdi Süheyl. مَا زَكَرْتُ مَنْ رَبِيَعَ رَبِيَعَدَنْ zikrettiğinizi. وَيَقُولُ لَهُ Ona derdi ki لَمْ يُحَدِّسْنِي بِهِ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَ لَمْ يُحَدِّسْنِي بِهِ Bunu bana rivayet eylemedi. Ebi benim babam. An Ebi Hureyre. Ebi Hureyre'den rivayet eylemedi. وَلَاكِنْ حَدَّسَنِي بِهِ Lakin bunu babam bana rivayet eyledi. An Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit gönderdi. Şimdi siz bunu diyorsunuz ki Rabia Süheyl'den rivayet etmiş. O da Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Süheyl de bu rivayeti inkar ediyor. Eğer böyle bir şey olsaydı Zeyd ibn Sabit'ten Ebu Salih rivayet etmiş olsaydı oğlu ne derdi? Ben bunu hatırlamıyorum. Babam Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Bu böyle değil. Ebu Hureyre'den değil de Zeyd ibn Sabit'ten rivayet etti derdi. Demek Zeyd ibn Sabit'ten de rivayet yok. وَلَاكِنْ حَدَّسَنِي بِهَا زَيْدِ ibn Sabit مَعَنَّ عُثْمَانَ ibn الْحَكَمْ Şununla beraber ki Osman ibn Hakem لَيْسَ بِالَّذ۪ي يَسْبُتُ مِسْبُ هَذَا بِرِوَيَةِ لَيْسَ olmadı. بِالَّذ۪ي şul bir şahıs olmadı ki يَسْبُتُ sabit olur. مِسْبُ هَذَا bunun gibi böyle büyük bir davada hüküm sabit olur bir rivayeti onun rivayetiyle. Zayıf bir adam. Böyle zayıf bir ravinin hemen ben böyle rivayet ettim demesiyle koskoca bir hüküm onu isnat edilip onunla bu hüküm sabit olmaz. وَاَمَّا حَد۪يثُ بْنِ عَبَّاسِ Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet edilen hadise gelince فَمُنْكَرٌ O da münkerdir. Meşhur rivayetleri muhaliftir. لَاَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ Kays ibn-i Sa'd لَا نَعْلَمُهُ Biz onu bilmiyoruz. يُحَدِّسُ rivayet ettiğini اَنْ عَمْرِ ibn-i Dinar عَمْرِ ibn-i Dinar'dan rivayet ettiğini bilmiyoruz. Bir şeyin hiçbir şey. Herhangi bir rivayet göremedik ki Kays ibn-i Sa'd Amr ibn-i Dinar'dan rivayet ediyor. Yok. فَكَيْفَ يَحْتَجُونَ بِهِ فِي مِسْلِ هَذَا Bu gibi mühim bir davada onunla nasıl rivayet ederler? O rivayet de münker oldu. Öyleyse وَاَمَّا حَدِيثُ جَعْفَرَ ابْنِ مُحَمَّدٍ Peki Cafer-i Sadık babası Muhammed'in Bakır'dan rivayet etti. O da kimden? Yani ebihi babasından, yani Cabir'in, Cabir ibn Abdullah'dan. Buna ne diyeceksin? Buna da diyor ki فَاِنَّ عَبْدَ الْوَهَابِ Ravilerden Abdülvehhab revahu bunu rivayet eyledi ki ma zekertüm sizin zikrettiğiniz gibi. Evet. Abdülvehhab ibn Abdülmecid es-Sakafi Cafer-i Sadık'tan, o da Muhammed bin Bakır'dan, o da Cabir ibn Abdullah'dan rivayet ediyor. Bu sizin zikrettiğiniz gibidir. Fakat ve emmel Huffaz. Fakat Huffaz'a gelince Abdülvehhab'tan gayri daha hadiste meşhur hadisleri ezberlemiş nekleden adamlar var. Kim gibi? Malikün ve Süfyan-ı Sevri ve emsalihuma. İmam-ı Malik gibi, Süfyan-ı Sevri ve bunların emsali gibi. Huffaz-ı hadis. Feravavuhu bu hadisi rivayet eylediler. En Cafer'e, Cafer-i Sadık'tan. En Ebi'yi, o da Muhammed-ün Bakır'dan. O da kimden? Enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Ve lem yezkuru fihi Cabir'in. Cabir'i burada zikreylemediler. Muhammed bin Bakir Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Muhammed bin Bakir Peygamber Efendimiz'i görmedi. Öyleyse bu rivayet ne oldu? Mürsel oldu. Yani arada sahabi yok. Muttasil değil. Eğer Cabir'den bizzat rivayet ettiğine dair Huffaz'ın senetlerinde yok. Ve entum la tahtecun ve siz ise hüccet etmezsiniz, ihticac etmezsiniz. Li Abdülvehhab, Abdülvehhab ile fîmâ yuhâlifu fîhî Sevriyye ve Mâliken. Sevriye, İmam-ı Malik'e muhalefet ettiği yerlerde Abdülvehhab'ı delil getirmiyorsunuz. Abdülvehhab zayıftır. Malik'e ve Süfyan-ı Sevriye mukabil değil. Onların rivayetinde Cabir yok. Abdülvehhab'ın rivayetinde Cabir var. Abdülvehhab öyleyse demek ki o şeyi kendisi uydurmuş. Kendisi getirmiş, koymuş Cabir'i. Çünkü esas kuvvetli rivayetlerde Cabir zikredilmiyor, hadis mürsel oluyor.
Hadis mürsel olunca o hadis de daif olur. Daif olursa delil olmaz. Sümme lev lem yunaza fi tariki hadal hadis. Bu hadisin dört tariki var. Bu dört tarikinin de her birisinin illeti var. Öyle sahih, salim bir senedi yok. Hepsi de esanidi daife ile rivayet ediliyor. Esanidi daife ile rivayet edilen hadis delil olamaz. Olamaz. Şimdi bunları bırakalım da bunun senetleriyle uğraşmayalım da diyelim ki ve sullimet ala hadil elfas. Böylece sizin dediğiniz gibi teslim edelim ki bu şekilde rivayet edilmiş. Elleti kad ruviyet aleyha. Sizin dediğiniz şekilde rivayeti teslim etsek, senetlerde dedikodu etmesek bile lekanet muhtemileten litte'vil. Bu rivayet etmiş olduğunuz hadis tevile muhtemil. Tevile ihtimali var. Ellezî öyle tevil ki la yekûmu leküm, sizin için kayım olmaz. Bi misliha, böyle bir tevil olursa, evet, bi misla, bu gibi senetlerle mâhu ve teville beraber el hüccet, hüccet kayım olmaz. Yani senetleriniz sizin zikrettiğiniz gibi zayıf ama bunu kuvvetli farz edelim. Hadis sabit. Güzel sabit ama bu hadiste bir tevil var. Tevile ihtimali var. Siz diyorsunuz ki herhangi bir hadisteki bir tevil olursa onunla istidlal edilmez. Bu sizin kaidelerinizden. Bununla nasıl siz ihticac ediyorsunuz, hüccet getiriyorsunuz? İhtimal nereden gelecek? İhtimal ismini beyan etmedi. İhtimal ne? Hadisi kabul ettik sahih. Bunda bir ihtimal var. İki manayı ihtimal var. Nedir? Ve zalikum, bu tevile gelince tevil ki enneküm, siz innemâ raveytum, siz rivayet ettiniz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kada bil yemini me'as şahidil vahidi. Bir şahidine bir de yeminden hükmetti. Şahit bir de yemin. Böyle zikretmediniz mi? Hadis bu değil mi? Evet. Böyle. Peki buradaki tevil nereden geliyor? Diyor ki velem yübeyyin fi hadel hadis. Bu hadiste beyan etmedi Peygamber Efendimiz. Yahut da velem yübeyyen fi hadel hadis. Bu hadiste beyan olunmadı. Keyfe kâne zâlike sebep. Sebep neydi? Yani dava ne üzerindeydi? Davacı neyi istiyordu? Bir şahit getirdi, bir de yemin. Sebebi, davanın sebebi beyan edilmedi. Bir. Ne üzerine olmuş bu? Bir. وَلَلْ مُسْتَحْلَفُ مَنْ هُوَ. Yemin edilecek adam kim? Hani bir şahit var, bir de yemin ediliyor. Bu yemin edilen davacı mı? Dava olunan mı? O da beyan edilmedi. Şimdi her hadisin sebebi vürudu var. Hadis ne için varid olmuş? Peygamber Efendimiz bir davada bir yemin, bir de şahid ile hükmetmiş ama o dava neymiş? Bu beyan edilmedi. Bir. Bir de yemin teklif edilecek kim? Şahit var. Yemin müddai mi, müddai aleyh mi? Bu da beyan edilmedi. Öyleyse iki ihtimal var. Ya müddai yemin edilecek, ya müddai aleyh yemin ona teklif edilecek. O da beyan edilmedi. Öyleyse hadisin ikiye de ihtimal var. Böyle ihtimalle hadis delil olamaz. Fakat yecûz en yekûne zâlik. Caiz ki bu ola alâ mâ zekertum. Sizin zikrettiğiniz gibi ola. Yani davacı yemin ediyor, bir de şahidi var. Onlar öyle diyor. Burada yemin olunan kim? Yemin teklif edilen kim? Davacı, müddai. Bir şahidi var, bir de yemin ediyor. Yemini de ikinci şahit yerine kaim oluyor. Böyle diyorsunuz. Caiz ki böyle ola. Ve yecûz en yekûne, caiz ki ola. Üride bihi, buradaki yemin ile murad edile. Yeminun müddâ'aleyh. Müddâ'aleyhin yemini. Bu ihtimal da var. Yani adam şahidin kaç tane? Bir tane. Bir tane olunca bir şahit davayı kazanamaz. Öyleyse el-beyyinetu alel müddâ'i vel yeminu ala menenker. Müddâ'i üzerine beyyine olacak. Beyyine de iki şahit. İki şahit olamayınca inkar eden müddâ'aleyhe ne düşüyor? Yemin düşüyor. Yemin bu ola. Zaten müddâ'aleyhe yemin düşerse mesele halloldu. Bizim dediğimiz gibi. Bir şahid ile hüküm verilmez. Bu vakitte müddealiye yemin teklif edilir. Belki de budur. Ve izzeddeal müddeai. Müddeai dava ettiği vakitte velem yukim ala davahu illa şahiden vahide. Davasına da getiremedi illa bir şahit getirdi. Bu vakitte festahlefe lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bir şahidi kabul etmediğinden yemin teklif etti. Kime? El müddâ aleyh, müddâ aleyh. Müddâ aleyh dedi ki bunun beyinesi yok. Bir şahit, bir şahit beyin olamaz. Öyleyse sen yemin edeceksin.
Hadisin buna da ihtimali var. Evet. Ferava zalik. Ravi de bunu rivayet eyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yeminle bir de şahidiyle hükmetti. Bunu rivayet eyledi. Yani şahidi kabul etmedi. Evet, müddealiye şey teklif etti, yemin. Ne için bunu rivayet eyledi? Bu madem bir şahid ile hüküm verilmiyor. Yani diyor ki لِيَعْلَمَ النَّاسِ Nas cemaat bilsin ki اَنَّ الْمُدَّعِيَ دَعْوَا اِدَنْ adam يَجِبُ لَهُ الْيَم۪ينَ Onun için mahkemeyi kazanması için, hükmü kazanması için vacip olur ona عَلَى الْمُدَّعِيَ مُدَّعَ عَلَيْهِ üzerine. Davacı madem şahidi getirdi, şahidi kabul olmadı. Öyleyse davacı ne diyecek? Hakime diyecek ki peki ben davayı kazanmam için yemin istiyorum. Yemin etsin, ben de davadan vazgeçtim, o kazansın. Yok, yemin edemezse davayı kazanırım. Müddea aleyh, yeminden nükul etti, yemin etmem dedi mi davayı kim kazanır? Davacı kazanır. Davacı kazanır. Çünkü doğru olsa yemin ederdi. La bi hüccetun ukhra, yoksa başka bir hüccetle değil. Bunun için müddea aleyhin yemini sebebiyle davacı kazandı. Yemin edemezse nükul ederdi. Evet. La bi hüccetun ukhra gayri dava. Davadan başka bir hüccet değil. Yani bir şahit getirdi, bir de kendisi yemin etti de davayı kazandı. Böyle değil, sizin dediğiniz gibi değil. La yecibu lehul yemin. O müddeaya yemin vacip olmaz. İlla biha, illa davayla beraber. Lehu, yani kendi lehene, müddea aleyhe yemin teklifi olmaz. İlla dava olacak. Dava olmasa yemin teklif edilir mi müddea aleyhe? Yok. Bir davacı var da o davacı dolayısıyla yemin teklif edilir. Kema kâle kavmün, nitekim ulemadan bir kısmı dediler ki innel müddeaye dava edici la yecibu lehul yemin, yemin kendisi için vacip olmaz. Fîmedda iddia etmiş olduğu bir şeyde müddea aleyhe yemini teklif edemez. İlla en yuqimel beyyinete, illa beyyine ikame edecek ki ennehu gad kânet beynehu ve beynel müddea aleyh, kendisiyle müddea aleyh arasında oldu hultatun, hulta oldu, mal karışıklığı oldu. Böyle bir şey olursa vakıtta yemin teklif edilir. Orada bir kelime var, tutmamış. Nedir o? Vav var, ba var, sim var. Ba'dan evvel bir şey varmış. Tutmamış mertbeğede. Ben de okuyamadım onu. Bunu hele sonra bunu başka bir kitapta arayın. Fîne kam alâ zâlike beyyineten. O müddâ aleyh ile bir ortaklığı var. Bunun üzerine beyyini ikame ederse üstühlife lehû. O vakıtta o kendisi için müddealiye yemin teklif edilir. Ve illa le müstahlef. Yani burada diyor ki o davacı ile müddealiyin arasında bir dava olursa, o da beyyineyi ikame ederse ki bundan bizim aramızda bir dava var. Olur ki dava yok, iftira olur, adama getirir. O beni iftira diyor, benim burada bir hiçbir alakamız yok. Yani ortaklık etmişler, alanlar var, vereler var, böyle bir şey var. Varsa, bunu ispat ederse vakıtta hakim der ki peki madem bundan bir ilişkin var ki davanı kazanman için iki şahit getir. İki şahidi getirdiyse getirdi, getiremediyse vakıtta müddea aleyhe yemin teklif edilir. Yok bir de var ki kökünden inkar etti, benim bu adamı hiç tanımam, bundan bir hiç alakam yok. Yemin et denilir mi o vakıtta? Yok. Mesela birisi geldi sana diyor ki filanın bana 11 riyal borcu var. Öteki diyor ki haşa vekille, ne borcun var ne bir şeyin var. Bu adam iftira ediyor. Şimdi en evvela o borcu olduğuna dair beyyini ikame edecek. Diyecek ki ha bak bunun bunda şu kadar parası var. Bir arada ihtilat olacak vaktiyle, bir deva, bir ilişki olacak. Evvela onu ispat edecek. İspat ettikten sonra hakim diyecek ki öyleyse şimdi şahit getir, borcun miktarı ne kadar. O vakıtta borcu ispat edemezse ona yemin verdirirler ki şimdi yemin etti. Ama durup dururken hiç adamın bir ilişiği yok. Ona gel sen yemin et ki ben senden hiçbir ilişkim yok diye yemin et. Yok, teklif edilmez. En evvela bir ilişik, onunla bir muamelesi olduğu ispat edilecek. Lebsun hocam. Hı? Lebs. Lebs mi? Lebsun? Hultatun ve lebsun. Aleyhi hultatun. Lebsun. Allah alem, lebsun olsa yani daha iyi olur. Bir mülabeset var, yani bunların arasında bir mal ortaklığı yahut da buna münasebet bir karışıklık var da onun üzerine eğer ya iki şahit getirip ispat eder, yoksa müddea aleyhe yemin teklif edilir. Yoksa müddea aleyhe yemin teklif edilmez.
فَأَرَادَ الَّذ۪ي رَوَى هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadisi rivayet eden murad etti. اَنْ يَنْفِيَ هَذَا الْقَوْلِ Bu kavli nefyede وَيُسْبِتَ الْيَم۪ينَ بِالدَّعْوَى Dava sebebiyle yemini ispat eder. وَاِنْ لَمْ يَكُمْ مَا الدَّعْوَى غَيْرُهَا Bu davayla başkası olmadıysa da فَهَذَا وَجْهُنْ Bu da bir vecih. Yani bir de bunu niçin yaptı? Niçin yemin ediliyor? Diyor ki caiz ki o adam yemin ediyor ki benim bundan davam var. Bu ihtimal da var. Bu da bir vecih. Bir şahit getirdi davaya. Bir şahit kafi değil. Bu davayı kazanmaz. Ama bununla sen bir alakan var mı? Bir alışverişin var mı? O vakitte yemin ediyor ki evet benim bununla davam var. Bir vecih de bu. Davayı kazanmak için değil de davanın mahkemede başlamasının sebebi bu. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ اُرِيدَ بِهِ يَم۪ينُ الْمُدَّعِ Şimdi burada caiz ki müddeinin yemini murad edildi. مَا شَاهِدِهِ الْوَاحِدِ Bir şahidi var, bir de müddeinin kendisi yemin ediyor. لَنَّ شَاهِدَهُ الْوَاحِدَ Bir şahidi كَانَ مِمَّنْ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهِ Caiz ki Resulullah Efendimiz burada bir şahid ile hükmetti. Bir de kendisinin yemini var fakat o şahit öyle bir şahit ki iki şahit yerine kaim olan bir şahit idi. Bu kimsede yok, yalnız eshapta bir zatta vardı. Onun şehadeti iki şahit yerine kaim idi. Caiz ki o olmuş ola bu davada, Resulullah Efendimiz'in hükmetmiş olduğu o davada. Vahve o iki şahit yerine kaim olan da kim idi? Huzeymet ibn-i Sabit. Huzeymet ibn-i Sabit idi. Caiz ki bu ravi farkında değil. Resulullah Efendimiz bir şahidinden hükmetti, o da Hazreti Huzeyme'ydi şahit. Onun şehadeti iki şahit yerine kaim idi. Onun üzerine öteki de yemin etti. Yemin zaten davanın mahkemede devam etmesi için, ispat için olmaz. Bir şahit getirdik, o da Hazreti Huzeyme'ydi. Hazreti Huzeyme ise hadisle sabit ki onun şehadeti iki şahit yerine kaim. Caiz ki buydu. Peki, fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad kâne addele şehadetehu bi şehadeti racüleyni. Hazreti Huzeyme'nin şehadetini iki erkek şehadeti yerine muadil kıldı. Onun bir sebebi var da o sebep dolayısıyla men şehide lehu Huzeyme fehasb. Her kim için Huzeyme şehadet ederse kafidir. Yani iki şahit yerine kaydedir. Şimdi bu davada demek istiyor ki bu Resulullah Efendimiz'in hükmetmiş olduğu bu davada ki Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre, Zeyd bin Sabit. Ömer haddesehu ve huve min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِبْتَاعَ فَرَسًا مِنَ عَرَب۪يِّمْ Peygamber Efendimiz bir bedeviden bir at satın aldı. فَاسْتَتْبَعَهُ O bedevi Peygamber Efendimiz'in peşine gitti. لِيَقْبِدَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ Atının parasını almak için Peygamber Efendimiz'in peşi sonra gitmeye başladı. فَاَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمَشْيَا وَاَبْتَى الْعَرَب۪يُّ Peygamber Efendimiz süratle gitti. Bedevi yavaş yavaş yürüdü. فَتَفِكَ رِجَالٌ يَعْتَرِدُونَ الْعَرَب۪ي Vakıtta adamlar farkında olmadılar. Bu adam Peygamber Efendimiz'in peşine gidiyor. Anlamadılar. Atı çekerek gidiyor Peygamber Efendimiz'in peşine ki parayı alacak, atı teslim edecek. Peygamber Efendimiz süratli gittiğinden bu da geriye kaldığından cemaat hesaptan bazıları anlamadılar. Ata müşteri oldular yolda. Ata ne istiyorsun dediler. Evet. فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ O ata fiyat koydular. Birisi bir fiyat veriyor, öteki daha fazla veriyor, öteki daha fazla veriyor. لَا يُشْعِرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ لِسَلَّمِ اِتَّاهُ Peygamber Efendimiz'in satın aldığını farkında olamadılar. Çünkü Peygamber Efendimiz süratli gitti, orada yok. Öyleyse ata fiyat veriyorlar. Birisi ne veriyorsa öteki üzerine ziyade ediyor. Hatta zade ba'duhum al-arabiyye fi's-savm ala thaman al-farasi allazi ibta'ahu bihi an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. O fiyat verenlerin içinde bazılarının vermiş olduğu fiyat Peygamber Efendimizin satın aldığı fiyattan yüksek oldu. Bedevi de baktı ki oğlum ben Resulullah Efendimize bunu mesela 40 dirheme sattımsa bu 50 dirhem verdi. Bu fazla verdi. Şimdi bedeviye temakarlık geldi. Bu sefer inkara başlayacak. فَنَادَ الْعَرَبِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Arabi Peygamber Efendimiz'e nida etti. فَقَالَ dedi ki اِنْ كُنْتَ مُبْتَعًا لِهَذَا الْفَرَسِ Eğer sen bu hayvanı aldın ise فَبْتَعْهُ Satın al. Satın aldınsa satın al. وَاِلَّا بِعْتُهُ Almadınsa ben bunu satacağım.
Aldın mı almadın mı? Aldınsa al, almadınsa ben satacağım çünkü fazla para verim var. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Yine semi'a nida ala arabi. Arabının bu nidasını işitince fekale eveleyse kad ibta'tuhu minke. Ben bu ati senden satın almadım mı? Satın aldım. Şimdi parayı vermeye gidiyoruz. Dedi. Fekale la arabiyyü la vallahi ma be'atüke. Bedev dedi ki yok ben satmadım. Allah'ım. Satmadım dedi. Hem de yemin ediyor. Satmadım dedi. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki belakad ibta'tuhu minke. Hayır ben satın aldım. O da diyor ki hayır ben satmadım. Şimdi Peygamber Efendimizle o bedevi arasında münakaşa başladı. Bedevi diyor satmadım. Peygamber Efendimiz diyor ki ben satın aldım. Fadafika nasu, evet, yelvune bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel e'arabi. Nas bu ikisinin münakaşasını duyunca Peygamber Efendimiz'in ve bedevin etrafına toplandılar. Ve huma yeteraca'ani. Bunların ikisi de sattın satmadın. Bunda dedikodu ediyorlar. Ve tefekel arabiyyu yekul. Helümme şehiden. Peygamber Efendimiz'e dedi ki madem satın aldın bir şehit getir. Bir şahit getir. Yeşhedü leke enniket bayatüke. Benim sana sattığına dair bir şahit getir. Mimmen ca'e minel müslimin. Bu Müslümanlar geldiler ya oraya. Bunlardan bir tane şahit getir. Ki şehadet etsin ki ben bunu sana sattım. قالوا للعربي وقت العربية Müslümanlar dediler ki veylek innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun yekul illa hakka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı söyler. Haktan başka bir şey söylemez. Sen ne yapıyorsun bunu yalancı çıkarıyorsun dediler. Bir de bir şahit istiyorsun. Bunlar bu münakaşede iken hatta ca'a Huzeyme. Huzeyme geldi. فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمُرَاجَعَةِ الْعَرَب۪ي. Peygamber Efendimiz'in ben aldım, bedevini hayır ben satmadım dediklerini duydu. وَهُوَ يَقُولُ. Bu bedevi de diyor ki هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ لَكَ اَنَّكَ بَايَعْتُكَ. Git bana bir şahit getir, sattığıma dair şahit getir diyor. Bunu da duydu. فَقَالَ خُزَيْمَ Hazreti Huzeyme radıyallahu anh dedi ki اَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ. Bedeviye dedi ki ben şehadet ediyorum ki sen Bâti Resulullah'a sattın. Dedi halbuki görmemiş. İlahi ya. Evet. Ben şehadet ediyorum dedi. فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى حُزَيْمِ. Peygamber Efendimiz Huzeyme'ye döndü. فَقَالَ dedi ki بِمَ تَشْهَدُ. Ne sebeple sen şahit oluyorsun? Ben atı alırken sen yoktun. Bak. Ne sebeple sen şehadet ediyorsun? Fekale dedi ki bi tesdikike ya Resulallah. Ya Resulallah ben seni peygamber olarak tesdik ettim. Göğden, gayipten getirdiğin haberleri, vahiyleri tesdik ediyorum. Şimdi bir bedevinin at parasında mı yalan söyleyeceksin? Ben senin peygamber olduğunu Allah bildiğimden bu sebeple tesdik ediyorum ki bu doğru, almışsandır dedi. Feceala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadete Huzeyme bi şehadeti reculeyn. Vakıtta onun bir şehadetini iki şahit yerine kaim etti. Men şehide lehu Huzeyme fe hasb. Bunun bir mucizesi de şeyde zahir oldu. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Ebubekir'in zamanında toplayıp yazacakları vakıtta dediler ki kimde Kur'an-ı Kerim parçası varsa kemik parçalarına, tahta parçalarına yazardılar. O yazılıyı getirecek. İki de şahit getirecek ki bu Resulullah Efendimiz'in huzurunda ben bunu yazdım. Hem de o yazdığını ezber okuyacak. Hazreti Ebubekir, Zeyd bin Sabit, bunların ikisi başladılar toplamaya. Herkes getiriyor. Herhangi bir sureyi, bir şey de yazılıysa evvel ezber okutturuyorlar. Ondan sonra da Resulullah'ın huzurunda yazıldığına dair iki şahit getiriyorlar. Onu alıyorlar. Evvela yerevne ennehum yuftenune. Bu iki ayet. İki ayet şey, lekad caikum. Lekad caikum. Buradan aşağı o iki ayet kaldı. Bunun yazılısını kimse bulamadı. Hep ezbere biliyorlar. Biliyorlar ama fakat Resulullah'ın huzurunda yazıldığına dair iki şahit yok. Huzeyme geldi. Huzeyme de var. Dedi ki ben Resulullah Efendimiz'in huzurunda bunu yazdım. Vakıtta dediler iki şahit getir. Kendisinden başka şahit yok. Vakıt dediler ki Peygamber Efendimiz buyurmadı mı? Men şehide lehu Huzeyme fehasbu. Huzeyme'nin şehadeti iki şahit yerine kaimdir demedi mi? Bitti. Onun şehadeti iki şahit yerine kaimdir. Onu da kabul ettiler.
Orada da mucize olarak zuhur etti. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الشَّاهِدْ اَلَّذ۪ي قَدْ زَكَرْنَا. Şimdi biz Hazreti Huzeyme'yi böyle bildik. Caiz ki Resulullah Efendimiz bir şahit ve bir de yeminle hükmettiği davada şahit Hazreti Huzeyme'ydi. Ne biliyorsun? Şimdi dört sahabenin rivayet etmiş olduğu bir vaka var. Fakat şahit kim? Belli değil. Belki Hazreti Huzeyme'ydi. Onun için Resulullah Efendimiz iki şahit yerine onun şehadetini kabul etti, hüküm verdi. قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَهُ وَخُزَيْمَةَ بْنِ سَابِتِ. Caiz ki o davada şahit Hazreti Huzeyme olar. فَيَكُونُ الْمَشْهُودُ لَهُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ. Onun için kime şehadet ederse onun şehadeti kafidir. İki şahit yerine kaimdir. مُسْتَحِقًّا لِمَا شَهِدَ لَهُ. Tek başına kime şehadet ederse bitti. Onun şehadeti kafidir. Davacı kazanır. كَمَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ بِالشَّهِدَيْنِ. Başka bir adam iki şahitle nasıl davayı kazanırsa bir davada Hazreti Huzeyme oldu mu tek başına davacı davayı kazanır. Mimma şehida lehu bihi. İki şahit şehadet ederlerse ikisi bir adama o davayı kazanır. Nasıl bu böyle olursa Hazreti Huzeyme de tek başına şehadet etti mi o davacı davayı kazanır. Fedda'al müdda aleyh el hurûce min zâlikel hak. Müdda aleyh bu haktan çıkmak istedi. Yani ben bunun şehadetini kabul etmem. Şahit birdir demek istedi. اِلَى الْمُدَّعِي مُدَّعِيَ قَرْشِ. Evet. فَاسْتَحْلَفَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى ذَلِكَ. Peygamber Efendimiz ona bu yemini vakitte teklif etti. Yemin et bakalım, yani benim bende hakkı yoktur. Alacağı yoktur. Yemin caiz ki onun için oldu. وَاُرِيدَ بِنَكْلَ هَذَا الْحَدِيثِ. Peki bu hadisi neklin için murad edildi. Bu nekille murad edildi. لِيُعْلَمَ اَنَّ الْمُدَّعِيَ بِلِنْسِنْ ki davacı اِذَا اَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَةٍ. Davasına beyine ikame ettiği vakitte. وَدَّعَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ مِنْ ذَٰلِكَ الْحَقِّ اِلَيْهِ. Müdde aleyh de inkar ediyor. Benim bununla ne alacağım var, ne vereceğim var, bu ben iftira ediyor diye bir dava ederse. اَنَّ عَلَيْهِ الْيَم۪ينَ مَعَ بَيِّنَتِهِ. Vakıtta yemin edecek ki benim bununla hiçbir davam yok. O onun için o yemin gelir. مَعَ بَيِّنَتِهِ. Müdde'inin beyinesiyle beraber. Gene müddeinin beyinesi de var. فَهَذِهِ وُجُوهٌ. İşte bunlar bir takım vecihlerdir ki يَحْتَمِلُهَا. Bu vecihlere mühtemil olur. مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'den gelen şey. مِنْ قَدَاهِ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ. Bir şahit ve bir de yeminle hükmettiğinin rivayeti var ya, bu rivayette bu gibi ihtimaller var. Kaç türlü ihtimaller var. Bu ihtimallerin hüküm sabit olmaz. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ. Hiçbir kimseye layık değildir. اَنْ يَاتِيَ اِلَى خَبَرٍ. Bir hadise gele ki قَدْ اِحْتَمَلَ هَذِي التَّوِيلَةِ. Bu tevillere mühtemil olan bir habere gele. فَيَعْتِفَهُ عَلَى أَحَدِهَا بِلَا دَل۪يلٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ. Bu tevilatlardan birisine, bu manalardan birisine hamlede, halbuki elinde delil yok. Birkaç türlü manası var bu hadisi. Hangisini alacaksan? Sen birisini alırsan öteki kalır, onu alırsan öteki kalır. Manalardan birisini tercih edecek bir sebep yok. Min kitabin ev sünnetin ev icmain. Kitaptan, sünnetten, icmadan bu tevillerin birisine delalet edecek bir delilin olmazsa bu böyle kalır. Yok, ben birisini alırım, ondan hükmederim demek hiçbir kimse için caiz değildir. Sümme yes'ume enne men halife zalik. Ondan sonra da zühm ediyor ki her kim buna muhalefet ederse muhalifun limaruyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e muhalefet etti. Peygamber Efendimiz bir şahit bir yeminle hükmetti de bak bunlar hadise muhalif hareket ediyorlar, kabul etmiyorlar. Halbuki hadise muhalefet eden kendisi oluyor. Ve keyfe yekunu muhalifen. Nasıl onu kabul etmeye muhalif olur lima kadruyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir şeye nasıl muhalif olur? وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَٰلِكَ عَلَى مَعْنَا عَلَى مَعْنًا يَحْتَمِلُ مَا قَارِ. Kendisi öyle bir tevil etti ki o bizim denilen şeylere ihtimali var. Birçok manası olan şeylerden, manalardan birisini aldı. Onun da delili yok. Kitaptan, sünnetten, icmadan onunla hükmetti. Ondan sonra da başkasına muhalefet yapıyorsunuz diyor. بَلْ مَا خَالِفَ. Belki muhalefet etmedi. İlla tevile muhalifihi. Yani bu hadisi kabul etmeyenler
o muhalif zümrenin tevhiline muhalefet etti. Siz böyle mana veriyorsunuz. Halbuki bu manada siz yanlışsınız. Dedi. Evet. Evet. Bel ma halefe illa tevhili muhalifi. Muhalifinin tevhili. Neyi tevhili? Hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hadisine bir mana verdiler. Bizim taraf onların vermiş olduğu manaya muhalefet etti ki hadise yanlış mana veriyorsunuz. وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Yoksa Peygamber Efendimiz'in hadisinden hiçbir şeye muhalefet etmediler. Hadise verilen manada onlara itiraz ettiler ki manayı yanlış veriyorsunuz. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ اِبْنِ اَبِي طَالِبْ كَرَّمُ اللّٰهُ وَشَهَ Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet olundu. مَا بِرْ حَدِيثِ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ Bize Ebu Bekir rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ اَحْمَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مِسْعَرْ عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال إذا بلغك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله Efendimiz'den size bir hadis erişirse فظنوا به siz onu zannedin الذي öyle şeyi zannedin ki o ehne en kolayı hangisiyse onu zannedin yani o hadisi oraya hamledin والذي هو أهدى hangi manaki daha ziyade hidayete götürüyor o manayı verin. وَالَّذ۪ي هُوَ اَبْقَى وَالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ Hangisi daha baki, hangisi daha hayırlı ise o manaya hamledin. Yani bir hadis geldi. Hadisin bir kolay tarafı, kolay manası var, bir de çetin manası. Yani bir manayı alırsan kolay olur, başka bir manayı alırsan çetin olur. Siz hangi tarafa alın? Kolay tarafa alın. Hangisi daha hidayet, daha kolay, daha baki ise hadisi o tarafa çekin. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن ابي الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو فذكر باسناد مثله غير انه لم يقل والذي هو خير ورد الذي هو اهنى والذي هو اهدى والذي هو ابقى ور والذي هو خير يقبل روايته فهكذا ينبغي للناس işte nasa böyle layıktır en yef'alu böyle işlemeleri layıktır ve en yuhsinu hamde güzel ederler tahkika zununi zanlarının tahkikini وَلَا يَقُولُونَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e hükmetmeyeler اِلَّا بِمَا اِلَّا بِي شَيْلَ hükmedeler ki قَدْ عَلِمُوهُ bildiler. Yani katı surette bilirse ki Peygamber Efendimiz böyle kastetti o ne desinler. فَاِنَّهُمْ مَنْهِيُّونَ عَنْ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz'in demediği bir şeye Peygamber demekten nehyedilmişlerdir. مُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ Hem de Peygamber Efendimiz'in demediği bir şeye dedi derse onun da azabını çekecek. وكيف يجوز لاحد نصل bir kimseye caiz olur ki en yahmil hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hadisini hamlede ala ma hamalehu alayhi hada muhalif bu muhalifin hamlettiği manaya hamlede bu kim için caiz olur وقد وجدنا كتاب الله عز وجل Allahu Teala'nın kitabını bulduk ki yedfa'uhu onu def eder bu muhalifin vermiş olduğu manayı kabul etmez ثُمَّ السُنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا İcma olunan sünneti de bulduk ki تَدْفَعُوا اِيْذَا Yine o da bunu def eder. Yani bir şahit, bir yeminde hükm olunmayacağını Kur'an'da kabul etmez, sünnette kabul etmez. فَاَمَّا كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Ama Allah'ın kitabına gelince فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَقُلْ Cenab-ı Hak buyurdu ki اِسْتَعَذُ بِاللّٰهِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz iki şahit tutun. Kim de min ricalikum erkeklerden iki şahit tutun. Fe in lem yekuna raculeyn iki erkek olmazsa iki erkek yok. Faraculun ve imraatani bir erkek iki kadın. Tutun şahit. İşte Kur'an-ı Kerim seri. Ya iki erkek olacak ya bir erkek iki kadın. İki kadın bir erkek yerine koyuyor. Ve kâle yine Cenab-ı Hak buyurdu ve eşhidû zevî adlin minkum. Sizden iki adil kişiyi şahit tutun. Bir kişiyle olsa Kur'an-ı Kerim derdi ki bir de yemin, bir şahit bir yeminden olur demedi bak. وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ نُزُولِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ Bu iki ayeti kerime nazil olmasından evvel لَا يَنْبَغِي لَهُمَنْ يَقْدُوا بِشَهَادَةِ الْفِرَكُ Bin adam olsa bile, şahit olsa bile onların sözüyle hüküm etmek layık değildi. Hüküm edilmez. İsterse bin adam gelsin söylesin. وَلَا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَلَا اَقَدْ Ne çoğa ne aza bakardı. Şahitlerin kıymeti yoktu bu ayet nazil olmasından evvel.
لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم. Onların şehadet etmesiyle acaba doğru mu söylediler, eğri mi söylediler bilinmez. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا زَكَرْنَا vaktiyle Cenab-ı Hak vaktaki Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. قَتَعَ بِذَٰلِكَ الْعُزُرُ bununla üzrü kat edildi. Bunlar yalancıdır, doğrudur. Ben bin adam söylüyor ama hakim der ki bana kanaat gelmiyor. Cenab-ı Hak sen mazursun. İki adam geldi de böyledir dedi mi sen mazursun. Gerisi Allah'a ait. Eğer yalancıysa onların cezasını Allah verecek. Yani özrü kesti ki sen hükmü ver. Ve hakeme bima emara bihi. Cenab-ı Hak emrettiğiyle hükmetti. Alâ mâ teabbede bihi halkı. O halkı onunla müteabbed. Sen hüküm vermek o da bir ibadet. İki adam geldi de şehadet etti mi sen onunla hükmetti. Onlar ama gizli, yalancıymış, davayı kayıp etmişler. Sen karışma onu. O Hazreti Allah'a ait. وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَٰلِكَ fakat bundan az ile hükmetme. Yani iki kişiden az olursa yok. Hüküm olmaz. لَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَا تَعَبَّدُ بِهِ Kur'an-ı Kerim'le emredilen iki kişi zikrediliyor. Bir kişiyle hükmedilmiyor. Kur'an-ı Kerim'le teabbüd kastediliyor. Hem okunuyor hem amel ediliyor. Bir kişiye indirdiğin gibi insanların ibadetle mükellef olmadıkları bir hükmü getirdi. Bu buraya girmez. وَاَمَّا السُنَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا peki müttefakun aleyh olan sünnete gelince فَهِيَ اَنْ لَا يُحْكَمَ بِشَهَادَةِ جَارٍ اِلَى نَفْسِهِ مَعْنَمًا bir adam kendi nefsine bir ganimet çekiyorsa onun şehadetiyle hükmedilmez. Şehadette kendisinin menfaati var. وَلَا دَافِعًا اَنْهَا مَعْرَمًا kendisinden bir borcu def ediyor. Onun şehadeti de kabul edilmez. Akriba oluyor. فَالْحُكْمُ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ bir şahit bir de yeminle hükme gelince أَلَا مَا حَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا bize muhalif olanlar diyorlar ki bir şahit getirdi bir de yemin ediyor ki benim alacağım var. Oysa evet فَالْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّهَدِ الْوَعْدَ لَمَّا حَمَلْ عَلَيْهَا ذَا الْمُخَالِفِ لَنَا hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hadisini hamletti. Fihi bu meselede bu hükmün bir hükümdür. لِمُدَّعِ يَمِينِهِ o yemin iddia eden adama فَذَٰلِكَ bu hükmün لِجَارٍ اِلَى نَفْسِ بِيَمِينِهِ o yemin ile kendi nefsine menfaat çekiyor. Halbuki kendi nefsine bir menfaati çekenin yemini kabul değildir. Hadise muhalif. فَهَذِهِ سُنَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا bu müttefakun aleyhtir. Kendi menfaatine şehadet yapamaz. تَدْفَعُ الْحُكْمَ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ öyleyse şahit ve bir de yeminle hükmü def eder bu sünnet. مَا قَدْ دَفَعُهُ اَيْذَا مِمَّا قَدْ زَكَرْنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın kitabı bunu def ettiği gibi sünnette def ediyor. Öyleyse bir şahit bir yeminle hükmedilmez. فَاَوْلَى بِنَا burada kalsın. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَى وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سُنَّةِ فَاَوْلَى الْاَشْيَاءِ بِنَا bize layık olan eşyanın evlası. Şimdi ihtilafı beyan etti. Esas mesele neydi? Davalarda iki şahit lazım. İki şahit. İki erkek yahut bir erkek, iki kadın olacak. Ulemadan bir kısmı diyor ki hayır Resulullah Efendimiz bazı meselelerde bir şahit bir de yeminle hükmetti. Bir şahit bir de yemin ederse olur. Bunun üzerinde ihtilaf. Öteki taraf diyor ki olmaz. Olurdu, olmazdı. Olmaz diyenin ekserisi kim? Hanefiler. Olmaz diyorlar. Peki olur diyenlere dediler ki sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisler ihtimaldi. İhtimalin birisi bu adam bir şahit getirdi. Bir de yemin diyor. Peygamber Efendimiz yeminle verdi. Yemin ne demek? Tevilin birisi diyor ki şahit var bir de yemin. Yemini kim edecek? Davacı mı? Dava olunan mı? Müdde mi? Müdde aleyh mi? İkisinde de ihtimali var. Bu ihtimalle diyor ki Peygamber Efendimiz bir şahiden bir de yemin. Onlar diyorlar ki hayır müddai de yemin edecek. Ne malum müddainin yemin edeceğini hadiste demiyor ki. Belki müdde aleyh yemin edecek. Müdde aleyh yemin ederse zaten bir şahit olduğundan davayı kazanamaz. El beyinet verel müddai vel yeminu ala men enker. Bir şahit olduğundan davayı kazanamadı. Öteki müdde aleyhe yemin tereddüb ediyor. Zaten bizim davamız da bu. Yok diyor ki siz bu müddeye yemin edecek. Diyor ki müddeinin yemini, müddealeyin yemini. İkisine de ihtimal var. Bu ihtimallardan birisini alıyorsunuz, ötekini atıyorsunuz. Elinizde deliliniz ne?
ihtimalin biri bu. İkinci ihtimal, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şahidine, bir de yeminle hüküm vermiş. Caiz ki o şahit, iki şahit yerine kaim olan eshaptan Hazreti Huzeyme olsun. Belki o davada Hazreti Huzeyme var idi, Hazreti Huzeyme'nin şahadeti ki şahit yerine kaim idi. Böyle de olmak ihtimali var. Sonra sizin bu dediğiniz bu dava Kur'an'a ve hadisi müttefekun aleyhi olan hadise de muhalif. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu billah festeşhidû şehideyni min ricalikum fe'in lem yekûna raculeyni faraculun ve mra'atâni. Kur'an'la sabit ki şahit iki adam olacak. Buna muhalif. Sonra müttefekun aleyhi sünnete gelince iki şahit olacak. İki şahit, bir şahit, bir yemin meselesi yok. Diyor ki emme sünnetul müttefeku aleyhe fehve en la yahkuma bi şehadeti carrin ila nefsihi me'anemi. Bir adam bir yeminle kendi nefsine bir menfaat çekiyorsa onun da hükmü olunmaz. Bu adam bir şahit getiriyor, bir de yemin ediyor ki hak benimdir. O yeminle ne yapıyor? Kendisine bir menfaat sağlıyor. Öyle hükmü onun da hükmü olmaz. Evet. Hatta görmüyorsun bir adam bir davada kendi oğlunu şahit getirse lehine kabul edilmez. Babasını şahit getirse kabul edilmez. Çünkü onun şehadeti kendi menfaatinin olduğundan şehadetler kabul edilmez. Öyleyse diyor, madem böyle muhtelefün fih oldu, siz bunu böyle diyorsunuz. Biz burada bize evla olan nedir? Fe evle leşşâibina en nesrife hadise Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hadisini sarf edelim, çekelim, getirelim. Hangi hadisini? Bir şahit ve bir de yeminle rivayet ediyorsunuz hadis. Böyle hükmetti. Bunu sarf edelim neye? İlâ mâ yuvâfiku kitâballâhi teâlâ ve sünnetel müttefek aleyhâ. Allah'ın kitabına muvafık olan bir manaya. Müttefekun aleyh olan sünnet, hadis neyse ona muvafık olan bir manayı alalım. Oraya sarf edelim. La ilahe ma yuhalifuha ev yuhalifu ahadehuma. Kitab-ı sünnete muhalif olan bir manaya yahut da birisine muhalif olan bir manaya sarf etmeyelim. Evde olan bu. Sizin dediğiniz manayı alırsıksa Kur'an'a muhalif geliyor, sünnete muhalif geliyor. Bizim dediğimiz manaya olursa ikisiye. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den de rivayet olundu. Ne olduğu halde, nasıl nes olduğu halde rivayet edildi. Ney? مَا يَدْفَعُ الْقَضَاءَ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّهِدِ. Bir rivayet var ki onun nasıl bir şahitle bir de yeminle beraber hükmü men ediyor o hadis. Hadiste de öyle işaret değil. Nasıl var yani hükmü olunmaz diyor. عَلَى مَدَّعَ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا. Bize muhalif olan bu adamın iddia ettiği gibi bir şahit bir de yemin ederse hüküm verilir. Bilakis hadis var ki edilmez. Bu hadis hangisi? Avani de rivayet ediyor. Haddesena İbrahim ibn Merzuk ve Muhammed ibn Huzeyme cemiyan. Kala haddesena Ebu'l-Velidi Tayarisiyyü. Kala haddesena Ebu Avane en Abdülhamid en Abdülmelik ibn Umeyr en Alkamat ibn Vaid en Vaili ibn Hücurin. Vaili ibn Hücur kala kuntu inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idim. فَأَتَاهُ رَجُلَانِ İki adam geldiler. يَخْتَسِمَانِ فِي اَرْدٍ Bir yerde, bir arazi hakkında muhasemi ediyordular. Davati birbirlerinden. Geldiler Resulullah Efendimiz'den hüküm vermesini istediler. فَقَالَ اَحَدُهُمَا O iki şahsın birisi dedi ki اِنَّ هَذَا يَا رَسُولَ Şu adam ya Resulullah اِنْتَزَى عَلَى اَرْضِهِ اِنْتَزَى غَلَبَ etti. Ala arbihi kendisinin yerine. Yani bu adam galebe çaldı, benim erazimi aldı diyor. Fil cahiliyeti, cahiliyette almış. Vehvemri'ul Geysi bin Aişil Kindi. Bu alan adam da Beni Kinde kabilesinden İmri'ul Geysi bin Aişil'miş. Ve hasmuhu, hasmi de davacısı da yani şikayet eden de Rabi'atü bin Unvan. Rabi'atü bin Unvan, o da Hadramut'tan. Fekale lehu Peygamber Efendimiz Rebaiye dedi ki beyineteke yani cibhat beyineteke şahid beyinenin şahidini getir. Fekale leyse li beyine benim şahidim yok. Bu adamın arazi senin idi. Bu adam gasben aldı. Şahit getir. Şahidim yok dedi.
Kale yemine. Onun yeminine razı oldu. O yemin edecek. Kale izen yethebu biha. Ya Resulallah, yemine gelince yer gider. Bu adam yalan yere yemin eder. Yani yemin eder. Ettiği gibi yeri alır, götürür. Kale leyse leke illa zalik. Sana başka yok. Ya şahit getireceksen, ya bunun yeminini kabul edeceksin. Başka yok. Üçüncü bir tarif yok. Felemma qame liyahlif. Bu sefer İmru'l Geys ayağa kalktı, yemin edecek. Yemin edecek ki ben bu adamın arazisine tasallut etmedim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Men iktata'a ardan zalimen leqiyallaha ve huve aleyhi gadban." Peygamber Efendimiz ikaz ediyor öteki adamı ki bak, yalan yere yemin etme. Bir adam "Men iktata'a ardan" bir yeri bir adam alırsa ne olduğu halde, zalimen, zalim olduğu halde, kendisinin hakkı değil fakat yemin ederek onun elinden alıyorsa, لَقِيَ اللّٰهَ Cenab-ı Hakk'a mülakı olur kıyamet günü, وَهُوَ Cenab-ı Hak aleyhi o adam üzerine gadbanı haseplidir. Yani Cenab-ı Hak o adama merhamet etmez. Yani yalan yere yemin etme. İkaz ediyor Peygamber Efendimiz, nasihat ediyor. Mesele bitti. Demek ki artık o adam yemin etti etmedi, onu beyan etmiyor da şimdi bu adam da beyine istedi. Beyineden sonra yemin. Bir bu. İkincisi, haddesena Ravh ibnül Ferec, kâle haddesena Yusuf ibn Adi, kâle haddesena Ebu Lahvel, an Simak ibn Harb, an Algamete ibn Vail, an ebihi, kâle câe racülün min Hadramut, ve racülün min Kenede, ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Hadramut'tan geldi, işte Rabi'atü ibn Unvan dedi ki bu. Biri de Kenede'den geldi, İmrül Gıysi ibn Aiş. Kinde hocam. Ben Kinde. فقال الحضرمي حضرمي dedi ki ya Resulallah inna hada kad galabani ala ard. Bu adam bir yer üzerine bana galebe çaldı. Öyle yer ki kanetti benim idi. Galebe çaldı aldı. فقال الكندي Kenede'den olan adam dedi ki hiye ardi fi yedi ya Resulallah, o benim yerimdir, benim elimdedir. Azra'uha ben onu ekiyorum. Leyse lehu fiha hak, bu adamın bir hakkı yok. O benim yerim. Müddai dava ediyor. Öteki inkar ediyor. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْحَضْرَمِي. Davacı olan Hadramiye Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَلَكَ بَيِّنَ Senin şahidin var mı? فَقَالَ لَا Yok dedi. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona dedi ki فَاَحْلِفُ Bu adama yemin verdir. فَقَالَ Hadrami dedi ki innehu leyse lehu yemin. Ya Resulallah, bunun yemini yoktur ki. Yani mütteki bir adam değil ki. Yalan yere yemin eder. Dedi. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki leyse leke minhu illa zalik. Bu davada senin başka bir şeyin yok. Ya şahit getireceksen ya bunun yeminini kabul edeceksen. Senin başka arayacağın bir şey yok. Dedi. Fendaleke liyehlifehu. O Kenede'den olan İmrül Geys gitti ki yemin eder Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ema innehu in halefe, eğer bu adam yemin ederse ala ma bir şey üzerine ki leke senin olan bir malın üzerine yemin edip de elinden alacak olursa, ne olduğu halde yemin ederse zalimen, zalim olarak kendisinin değil fakat yemin ederek senin malın olan bir şeye yemin edip alacaksa liye kulehu onu yesin. لَقِيَ اللّٰهَ Kıyamet günü Allah'a mülakı olur. وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِدٌ Allah-u Teala ondan yüz çevirmiştir. Ne demek? Yani Allah-u Teala ona rahmet etmez. Merhamet etmez. Bu da ikinci hadis. Üçüncü hadis. حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُ الْأَحْوَسِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ Bu aynı hadisi. İmkanetli. Benim bir arazım var idi, ona galebe etti. Yani ibarede değişiklik var. Mana bir. Kale Ebu Cafer. İmam-ı Tahavi diyor ki felemma kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Peygamber Efendimiz dedi. Ne dedi? Bu yeminüke demiş, yeminüke değil. Beyyinetüke, onu tasih et. Beyyinetüke ev yeminuhu. Ya senin beyyinen lazım? Evet. Yahut da onun yemini lazım. Başkası var mı? Yok. Bunu öyle bir şey yazmış ki
insan düşünmekle de bulamaz. Ya sen şahit getireceksin ya o adam yemin edecek. Leyse lekum fihi illa zalik. Başkası yok. Resulullah Efendimiz böyle dedi. Delle ala ennehu şu hükme delalet etti ki o adam la yestahakku şey'en bi gayril beyine. O davacı beyinesiz bir şeye sahip olamaz. Yemin edeyim. Yok yeminden olmaz ki. Şahit getireceksin. Bir şahit bir de yemin olsaydı bak Resulullah Efendimiz de dedi ki bir şahit bir de yemin et. Yemin et dedim ona yok. Ya şahit getireceksin yahut da öteki yemin edecek. Evet. فَهَذَا يَنْفِ الْقَضَاءَ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ İşte bu nassen bir şahit getirsin bir de yemin etsin bununla hükmü olsun bunu nefh ediyor. İlla şahit lazım. وَالَّذِي هُوَ اَوْلَى بِنَا Bize evla olan, layık olan اَنْ نَحْمِلَ hamletmektir. وَجْهَ مَخْتُلُفَ ف۪يهِ تَعْو۪يلُ Bir hadisin tevilinde ihtilaf edildi ya, o ihtilaf tarafını tevil etmektir. Minel hadisil evvel, evvel hadisten Resulullah Efendimiz bir şahit bir yeminle hükmetti diye hadis rivayeti var ya, evet, burada muhtelefin fih olan tarafı tevil etmektir, hamletmektir. Ala ma yuvafiku haza, bu hadisteki muvafık olan manaya, o da nedir? Beyineyi tam getirecek, bir şahidinden değil. Tam ya iki şahit getirecek ya öteki yemin edecek. Bu manayı hamletmektir. La ala ma yuhalifuhu. Madem birinci hadiste muhalefet var, bu ikinci hadiste muhalefet yok öyleyse ondaki bu hadise muvafık olan tarafa hamledelim, muhalif olan tarafa hamletmeyelim ki iki hadisle de amel edilmiş olsun. Fakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki lev yu'ten nâsu bi davahu. Herkes kendi davasıyla istediğine verilseydi, istediği şey ona verilseydi. لَدَّعَا نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالِهِمْ Bir takım adamlar kalkar, diğer adamların kanlarını, onlardan kan parası isterdiler, mal isterdiler davayla olsaydı. Benim bunda şu kadar alacağım var yahut da benim kardeşimi öldürdü, kan parası isterim derdi. Demek ki davayla değil ya. وَلَاكِنْ الْيَم۪ينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ O adam beyine getirecek. Beyinesi yok olsa ilahıma mücerret davasıyla o hakkı verilmez ya. Müdde aleyhe yemin düşer. Müdde aleyhe yemin edecek. Evet. Fedelle zalik. İşte bu delalet etti ki ennel yemine yemin la yekûne ebeden ebede olmaz. Tereddüb etmez. İlla alel müdde aleyh. Müdde aleyhe tereddüb eder. Davacıya değil. Dava olunana tereddüb eder. Fakat zekerna zalike bil isnad. Bunun isnadıyla beraber zikreyledik. فِيمَا تَكَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ Bu kitapta tekaddüm eden bahislerde bunu uzun azar diye bahsetti. Davacı bir beyine getirirse getirir. Müddealiye yemin düşmez o vakit. Davasıyla kazanır. Yok. Beyinesi yoksa, şahidi yoksa vakitte müddealiye yemin tereddüt eder. وَاَمَّا النَّظَرُ فِي هَذَا Ama bu mesele hakkındaki kıyasa gelince فَاِنَّهُ يُغْنِينَ عَنْ زِكْرِ اَكْتَرِ فَسَادِ قَوْلِ قَوْلِ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَى الْقَضَاءِ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ Kıyasa gelince فَاِنَّهُ بِقِيَاسِ يُغْن۪ينَ bizi müstahane kılar. اَنْ ذِكْرَ اَكْسَرِ فَسَادِ قَوْلِ الَّذ۪ينَ Şu kimselerin kavlunun fesadının ekserini zikretmekten bizi müstahane kılar. اَلَّذ۪ينَ şu bir kimseler ki ذَهَبُوا zahib oldular اِلَى الْقَضَاءِ بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ Bir şahit bir de yemin eder bununla hüküm verilir diye buna zahip oldular. Bunların kavullerinin fesattır, fasittir bu kavulleri. Bu fasit olduğunun ekserisinin zikrinde müstahane kılar. Nedir? O da nedir? Bu emmanın haberi, bu emmen nezarı fiyada. Fece'alû zâlike bunun fesadine delalet eden şey, kıyas nedir? Fece'alû bunlar kıldılar, zâlik buni. Fil emvali khâsse, mal hususunda kıldılar. Dediler ki, mala teallük eden dava ise bir şahit bir de yeminle hükm edilir dediler. İşte burada onların kavulleri fasit olduğuna da bizi müstahane kıldı. Ayrıca zikre lüzum yok. Bunların böyle demeleri kendi davalarını çürüttü. Dûne sâire leşya, diğer şeylerde gene iki şahit lazım diyorlar. Mal hususu olursa bir şahit bir yemin kâfi diyorlar. Kıyasen böyle demeleri kendi davalarının fesadını delalet eder. فَلَمَّا ثَبَتَ Ne vakit ki sabit oldu ki اَنَّهُ لَا يُقْدَى بِيَم۪ينِ وَشَاهِدٍ فِي غَيْرِ الْاَمْوَالِ
Mal olmayan davalarda irz namus davası olur, hadd olur. Böyle bu gibi şeylerde bir şahit bir yeminle hükm olunmaz. Biz diyoruz, onlar da diyor hani. Onlar da öyle diyor. Öyleyse kâne hükmül emval, mal davaların hükmü de olur. Fin nazarı kıyasla eyda böylece. Kezalik o da bir şahit bir yeminle olunmaz. Mal davalarının gayrisinde iki şahit lazım da mal davasında bir şahit bir yemin olsun olmaz. Kıyas bunu kabul etmez. وَهَذَا قَوْلَ بِي حَنِفَةَ وَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَلَى Bu üç imamın kavli de budur ki her davada iki şahit olacak. Bir şahit oldu mu o ve yine yok demektir. O vakitte müdde aleyhe yemin tereddüb eder. وَقَدْ حَدَّسَنَا وَهْبَانُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ هُمَامُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ الْمُبَارِكُ عَنِ اِبْنِ اَبِي زِيبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ مُعَاوِيَ İmam-ı Zuhri diyor ki Muaviye ibn Ebi Süfyan اَوَّلُ مَنْ قَدَى بِالْيَم۪ينِ مَعَ الشَّاهِدِ Muaviye'nin zamanına kadar bütün mahkemelerde iki şahitle hükmedilirdi. İlk hükmeden bir şahit, bir yeminle hükmeden bu oldu. وَكَانَ الْاَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ Emir bunun gayrisi üzerineydi. Yani bir yemin, bir şahitle kimse hüküm vermezdi. İlk önce hükmeden o oldu. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ Allah-u Teala daha ziyade alimdir. Mesele burada tamam oldu. Bab-ı Reddül Yemin. Var. Vakit geldi mi? Gelmiş. Yeter burada misafirlerimiz var. Allahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.